Şimdi sana zorla bir şey yaptıracağım. Peki. Yani çok zor. Bak hemen önlüğümüzü takalım. Ben de takayım. Seni hem çalıştıracağım hem yemek yedireceğim. Hadi bakalım. Evet. Şimdi sen Almanya'da epey bir çocukluk geçirdiğin için orada. Evet. Orada çok lahana salatası görmüşsündür. Gördüm. Değil mi? Gördüm. Değil evet. mi? Gördüm. Evet. Bak göçmenler, Balkanlar da çok yer bu salatayı. Seni şöyle oturtayım önce ben. Tamam. Bir anlatayım sonra... Şimdi tabii ki sana kestiremem ben bunu. Çünkü ellerin senin kıymetli. Keserim senin için. Yok yok. Sen kesme. Ben sana başka bir Vallahi şey yapayım. Vallahi bak. Evet lütfen sen otur ben keseyim. Ben bir de anlatayım neler Hadi. Var. Elimde bıçak var. Şimdi bir lahana. Bunu çeyrekte kullanabilirsiniz. Yarısında kullanabilirsiniz. Bildiğim beyaz lahana. Biraz tuz. Karabiber. Ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı bu yeşil olduğu için hafif daha güzel oluyor. Hı-hı. Zeytinyağı da seven zeytinyağı Hı-hı. kullanır. Üzüm sirkesi Hı-hı. ve tabii de garnitürü yeşil de kullanabilirsin, siyah zeytin. Ben şimdi böyle bunu yaparken sen de acık anlat. Her şeyi sen mi yapıyorsun yemeklerini? Bak bunları Yo. Böyle ince ince kesiyoruz. Sen burada yalnız mı yaşıyorsun aslında? Ben yalnız yaşıyorum. Ha, yemekleri canomla beraber. Canomla birlikte ondan sonra. Yemekleri kendim yapmıyorum. Hem vakit olmuyor hem de geçmişte de annem bağlama çaldığım için... hep uzak tutmuştur beni mutfaktan. Hani elimi keserim, biraz da sakarım. Sakarlık hepimizde Elim çok yatkın da değil hani. O yüzden uzak durmuşumdur. Yeme işiyle daha ha, çok benim, ilgileniyorum. Yemek benim işim diyorsun. Şimdi bu salatayı böyle yapıyorum. Evet. Sen de şimdi bana yardım edeceksin. Tamam, edeyim. Şimdi buraya bunları koyuyorsun cancağızım. Tamam. Özlemciğim. Bunları mı koyuyorum buraya? Ha, bitirdiklerimi tamam. al ben seni kesmeden. Evet. Tamam koyayım. Onları içine koyayım. Her yerinden böyle fakat muhakkak ince olsun. Evet. Genelde bunu böyle yaparlarken şey yaparlar böyle hani tuzla fazla ezerler. Hmm. Tuzla ezmeyin biraz turşuya döner bence yapmayın. Peki. Bu böyle fresh kalsın bunun yanına bir evet. et. Aha. Efendim köfte evet. ne olursa fark etmez bütün et köfte. Evet. Ondan sonra yanına da sarımsaklı ekmek mesela Eyvah. Sarımsaklı ekmek yapmayı öğreteceğim ben. Aa. Evet çok güzel şeyler yapacağız burada. Ama bugün sana ben bunu yaptım çünkü kolaylık olsun diye. Evet. Hem bir de Cano'yu koşturarak fit kalıyorsun ya. Evet. Belki sen biraz da yeşillik da, seviyorsun değil mi? Evet evet. Sever misin? Yeşillik arada bir yaparım böyle peynir meynir tavuklu. Salatalar yapıp yerim evde. Sen yemeğine dikkat eden bir kadın mısın? Mesela ben değilim ama sen... Yani genelde dikkat ederim ama arada bir kendimi de ödüllendiririm. Öyle diyeyim. Sizin yörenin yemekleri nedir en çok güzel olan? Yani bil. Vallahi kömbe derler. Kömbe yaparlar bizim kömbe orada. Ne? Hamur işi. Patatesli. Bir dakika, tam neresi? Çünkü Maraş. Bayağı... Maraş. Evet. Maraş. Bu arada çalış. Patatesli. Etli. Ondan sonra Seval ablam daha iyi bilir gerçi o. Burada bana tiyo... Nereye gitti? Tiyo ver bana Seval abla. Böyle köy unundan. Evet. Kömbe yaparlar. Başka? Ondan sonra başka Maraş'ın dondurması zaten. Maraş'ın Allah yarabbim. Onun evet. dışında da içli köfte yaparlar. İçli Hiç beceremiyorum içli biliyor köfte. Musun ben Doğu mutfağını? Çok üzülüyorum. Aha. Beceremiyorum yani. Başka Aman. Ne vardı Seval abla bizim orada? İşi köfte, kömbe. Kömbe çeşitlerimiz var. Evet, bu kadar yeter. Bunları da Kâsine. Ziyan etmezseniz olur. Zaten doldu burası. Evet, şimdi onun sen zevkine göre soslarını yap. Mesela ne kadar sen tuz seversin öyle koy. Hı. Bir kere her şeyden önce ben şöyle bir şey yapayım. Evet. Bu çok karabiber sever. Hı. Yani koyabildiğiniz kadar koyun. Evet. Evet buyurun. Tuzunu sen zevkine göre. Genelde tuzu az kullanırım ne ben. Ne güzel. Ben çok, çok az. Kullanırım. Kaya tuzu evet. kullanırım bir de evde. İyi. Ve guvatır hastalığım da olduğu için kaya tuzu kullanıyorum. Peki ne yapıyorsun bunun için? Koruyor musun kendini? Çünkü şarkı söylediğin için. Neler yapıyorsun? Yani bir şey şu an kontrol altında ama kaya tuzu. İşte tuzdan uzak duruyorum. Onun dışında bir şey yapmıyorum. Herhangi bir şeyde zaten ameliyat gerekecek. Ya yapacaksın ama bir şey yok canım. Yani görselde tabii var ama beni rahatsız eden bir şey yok. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç dikkatimi çekmedi benim. Gerçekten. Hiç farkı ben çok çabuk fark ederim. Evet. Fark etmedim. Yani... Şimdi bazı insan başka bir şeyi dikkati çekince bunu görmüyorsun. Bak çok enteresan. Değil mi? Yani hani
Şimdi senin ağzına, burnuna, gözüne, söylediğine, daha çok söylediğine evet. ve çalmana evet. yani bakınca insan size başka... Ne kadar güzel. Aman. Ne kadar bu güzel. Zaten ben de onu... Hiç. Odur yani. Yani seni rahatsız etmiyorsan dışarıdan sana bakılacak o kadar çok şey yok, var ki ben, bunlar. Yok ben, beni rahatsız etmiyor görselde. Evet. Bu şey zeytinyağı ay mı? Çiçek yağı. Ay çiçek isteyen zeytinyağı da koyar. Zeytinyağı ben tercih tamam, ederim buyurun. Her zaman. Dök o zaman. Bu sefer ayçiçek yağlı yiyeceksin. Çünkü neden? Döktüm söyleyeyim ben sana. Yağlı severim. Tamam. O zaman daha çok zeytinyağı da koyarız. Tamam. Sirkeyi de, sirke sever misin? Severim. Tamam koy o zaman. Çünkü ben her ihtimale karşı hepsini sevmezsin koyayım diye. Mı? Koy koy. Sever tamam. bu sirkeyi sever. Tamam. Hatta daha bile zevke göre arttırabilirsin sirkenin yağını, aha. suyun, aman tuzunu, her şeyini. Ama limon son tercihimdir. Evet. Şimdi karıştır hemşire. Öyle. Peki, karıştırayım. Biraz karıştırıyoruz, umarım karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Size mahcup olmam, güzel karıştırırım. Bunun aslında ben biraz göstermelik koymuşum. Daha fazla, daha fazla karabiber, evet. daha fazla yağ, daha fazla... soslar hazırlayabiliriz. Değişik soslar yapabiliriz. Acı seviyor musun? Buna şey de yapabilirsiniz. Hmm. Ben çok sevmem. Hmm. Ama sen seviyorsun. Yani bu şeyi de sever. Şimdi sen belli ki böyle bir şey hayatında yok çıkarmışsın. Hmm. Mesela mayonezi çok sever bu. Hmm, evet. Mayonez de buna koyabilirsin. Evet. Birazcık böyle hani dışarıda satılan gravy soslara benzer. Evet. Yok grevi değil. Ay ne dedim peki ben? Buna şey de katılırdım. Söyle ismini şaşırdım. Neydi o? Koslov. Koslova benzer biraz. Koslova benzer. Mayonez koyduğun zaman. Anladım. Ama onun dışında... Buna nar ekşisi koyulur mu? Ne istersen koy. Hmm. Artık zevkine kalmış değil senin. Mi? Tabii ki. Hmm. Ondan sonra bitirdin bunu böyle. Tamam, ben şöyle. Büyük parça kaçırmışım içine. Biraz da ne yapmamız lazımdı aslında böyle... Bir eğleşmemiz lazımdı. Ben senin ojelerine zarar vermeyeyim diye. Şimdi kendi tabağına al şekerim. Seni çalıştırmam bu ama kadardı. Ama önce... Bu kadardı. Öyle mi? Tabii ki. Bu çok basit ama... Hadi bakalım ama... bir tadımlık. Evet. Çok tadımlık güzel. Tadımlık da olmadı evet. fazla oldu. İşte üzerine de böyle... Üzerine de zeytinimizi. Zeytin de buna güzel arkadaşlık yapar. Evet. 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 Tarifimiz bu kadardı. Ne kadar kolay değil mi? Çok kolay vallahi ve çok pratik. Çok da sağlıklı.